İnsanların hayallerini yaşam alanlarına yansıtan Aktaşlar Mimarlık Aktaş Evleri ikinci etap satışları başladı. İkinci etap Aktaş Evlerinde açık otopark, çocuk oyunları ve ortak kullanım alanlarının yanında özel güvenlik de yer alıyor. Aktaş Evleri ikinci etap satışlarında ev almak isteyenler 3+1 daireler sizleri bekliyor. Aktaşlar Mimarlık Aktaş Evleri insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres Ali Paşa Mahallesi, Sebilerenler Caddesi, 5/1, Kütahya. Telefon 0274 223 1596. Aktaşlar Mimarlık Kütahya. Altay Danışmanlık Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun İPART projeleri Ziraat Mühendisi Sertifikalı Tarım Danışmanı Ayşe Altay tarafından itina ile hazırlanır. İrtibat telefon 0539 697 34 62. Yapılamaz diye bir şey yok abi, sen de. AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Sebahattin Ceyhun ve yönetimi 30 Mart yerel seçimlerinden sonra yazılı ve görsel basın kuruluşlarını ziyaret ettiler. Bizzat biz de izlemiştik. Evet, dışarıdan gelme falan yazacak. Sonra hepsini çarptılar ve 3 tane firma çalıştılar. AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Sebahattin Ceyhun ve yönetimi ziyarette AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Sebahattin Ceyhun yaptığı açıklamada basının önemine değindi. Yoğun geçen bir seçim döneminden sonra o dönemde özellikle çok çalışan basın mensuplarımıza hem bir nezaket hem de bir teşekkür ziyareti olarak sağ olsunlar, gerçekten çok yoğun bir dönemdi ve hemen hemen tüm basınımız objektif olarak bizimle de ilgili olsun, diğer partilerle de ilgili olsun haberlerini yaptılar, tanıtımlara katıldılar, tüm programlarımıza eşlik ettiler. Tabii bizim sürecimiz bitmez. Önümüzdeki dönemde de yine Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ondan sonra büyük seçimler var. Yine hep beraber omuz omuza çalışacağız. Bu yüzden de ben her zaman derim ki arayı uzatmamak lazım, ilişkileri sıcak tutmak lazım. İnşallah her konuda da istişare devam etmek istiyoruz. Eleştirilerinizi de almak istiyoruz. Özel olarak da, basın aracılığıyla da. Sizin eleştirileriniz bizim için önemli. Çünkü basın bizim yolumuzu aydınlatıyor, ben öyle düşünüyorum. Siz halkla daha iç içesiniz. Olayları bizden daha farklı da görebiliyorsunuz, her ortamda bulunabiliyorsunuz. O yüzden de benim için basın çok önemli. Bu yüzden yanımızda olmaya devam etmenizi istiyorum. İlginiz için teşekkür ediyorum. Sağ olun.